Sevgili Nesne TV izleyenleri, Euroleague özele hepiniz hoş geldiniz. Turkish Airlines Euroleague'de 18. haftaya girerken klasik her zamanki gibi Ümit Avcı ve İbrahim Kutlay'la Nesne stüdyomuzda birlikteyiz. Hoş geldik. Hoş bulduk. Çift maç İnşallah hoş gelmişiz. İnşallah bu sefer uğurlu gelmişiz. Hep ben böyle çift galibiyetle açarız, kaparız diye. Umarım bu hafta böyle 4-4'le pazartesiyi açarız diye düşünüyorum. İnşallah. 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 Sen böyle haftaya böyle canlı canlı renklerle renklerle evet böyle bir şey yapıyorsun. Yakışmış. Fuşya mı oluyor bu? Ne renk oluyor? Bu lilanın koyusu oluyor. Fuşya. Renklerle bu arada aram hiç iyi değil. Bilemem öyle çok fazla. Ama evet renkli olsun, güzel olsun. Tabii yeni transfer oldu Anadolu Efes'e. İki oyuncu yollandı, gitti. Hatta bir tanesi Akile Polonar'a biraz ses getirdi. Zagreb Kaunas'a gitti. Onları şimdi konuşacağız ama puan durumunda maalesef Fenerbahçe Beko. Maalesef desem mi demesem mi bilmiyorum çünkü daha erken yarıladık şu anda sezonu ama 6. sırada Anadolu Efes'te 7. sıradalar. Yani şöyle tabloya baktığımızda aslında yani 6 ile 1. sıranın arasında sadece 6 değil daha aşağı gidersek 13'le birinci yani bak 12. takım aynen. 13. 7 galibiyet, 1. 11 galibiyet. Yani 4 galibiyet var. Evet, her an her şey olabilir, değişebilir. Bu arada Alba Berlin'de bayağı sürprizlerle haftaları devam ettiriyor böyle son 2 haftadır. Şimdi onları konuşacağız. Fakat ilk maçımızda haftanın ilk şimdi çift maç haftası fakat biz 18. haftayı konuşacağız. Sonra galiba Ümit abi sen 19. haftaya Nesine TV izleyenlerine, Nesinecilere yardımcı olacaksın. Şimdi bence Panathinaikos, Fenerbahçe, Beko'yu konuşalım. Fenerbahçe, Beko geçtiğimiz hafta deplasmanda Zalgiris Kaunas'a yenildi. İsterseniz o maçla başlayalım derim ben. Fenerbahçe'deki hızlı düşüş devam ediyor. Maalesef. Maalesef çok kötü bir Zalgiris Kaunas maçı oynadık. İlk yarı en azından ilk çeyrek biraz daha maçın içindeydik ama ikinci çeyreğin sonu ve üçüncü çeyreğin başında maç bitti zaten. Evet. Nedenlerine de gelirsek bir kere Fenerbahçe Beko çok kötü savunma yaptı. Yani basketbolun hani tamam 5'e 5 oynanan bir spor özellikle Fenerbahçe yarı sahada oyuna hükmetmeye çalışan bir sisteme sahip. Zalgiris Kaunas'a tempoyu arttırarak oynamak istedi. Doğru. Ama bütün birebirlerde yenildik bir kere. Yani en büyük sorun buydu. Rakip bizi çok iyi analiz etmiş belli ki. Kime atak edeceklerini ve nasıl konumlanacaklarını çok iyi çalışmışlar. Devin Booker sahadayken her pozisyon atak ettiler. İşte Melih'e atak ettiler. Yani kimi dezavantajı gördülerse saha içerisinde onu atak ederek ve direkt ilk opsiyonda çembere gittiler. Yani işte Şehmuz'a da aynı şekilde. Yani sahada ayakta kalamadık bir türlü. Hep darbe yiyen taraf olduk. Dolayısıyla zaten rakip de rakip şütörlerini devreye sokunca, atak edince birebir de yenilirsen ya çembere boş turnike veriyorsun ya da boş pozisyonda şut imkanı veriyorsun. Her pozisyonda da bunu yaptılar zaten. İçeriden Birutis her aldığında bizi darmadağın etti. Hep savunmalar, savunma yardımları ya geçti ya erkendi. Timingler çok bozuktu. Bir de bence oyun kurucu problemi devam ediyor Fenerbahçe'de. Yani Kalates belki tamam değerli bir oyuncu ama yanında atıcı bir oyuncu koyamazsan o zaman Kalates'in de verimliliği düşüyor. Bir Carson Edwards devreye girmeye çalıştı ama yani %100 tabii ki veya %80 üzerine bir etkili olduğunu yani söylenemez. Yani çalıştı ama hani Carson Edwards bana hiç güven vermiyor. Evet. Hiç vermiyor. Yani evet bazen kazanmaya çalışıyor etüdü sonu ama o da tartışılır. Yani ne kadar kazanmak istediği de tartışılır. İtulis'in de şu anda kafasında bence soru işaretleri var ve işte Gudrich'ten verim alamıyor. Bitirici konumda Wilbeck'in daha sakatlıktan sonra henüz formunda gelmedi. İçeride Motley biraz çabalamaya çalışıyor. Antetokounmpo geldi. Evet onunla beraber belki hücumda daha savunmada daha çeşitlilik kazanıyorsun. Bir kere o savunmasında switchliyorsun, karşısında kalabiliyor gardın. Ama o da size olarak düşük. Yani şimdi Beautis gibi averaj bir uzuna karşı bile varlık gösteremedi Fenerbahçe. Topu istediği yerde aldı, 2-3 dripping yaptı, pas verdi, bitirdi. Ona da karşı kısa kaldık. Dolayısıyla
Fenerbahçe'deki problemler ritmini kaybedince arka arkaya maç kayıplarıyla beraber özgüven de kaybını da beraberinde getirdi. Ama şimdi önümüzde çok önemli bir Panathinaikos maçı var ki Panathinaikos'un da kazanmaktan başka çaresinin olmadığı, bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız olduğu bir döneme girdik. Umarım Atina'dan bir galibiyet çıkarız. Evet. Panathinaikos çok hani şey bir takım değil. Sabit bir şekilde etkisini gösterebilen yani bir takım değil. Yani ne oynayacağını çok bilebildiğim bir takım değil. Bazen bireysel yetenekler üzerinden ki işte Wayne Bacon, Derek Williams, Paris'li gibi yetenekli oyuncuları var. Gününde olurlar az çok tehlikeli bir takım. Yani düzen içerisinde oynayan bir takım değil ama yine kendi evinde dikkat edilmesi gereken bir maç olarak görüyorum. Evet, Bayern Münih'e de bu karşılaşmada 17. haftada yenilmişlerdi deplasmanda. O maçta yani çok kolay bir Bayern Münih galibiyeti evet, oldu. Evet, çok çok kolay. Ama Fenerbahçe Beko ile zaten Panathinaikos'un 17. hafta hücum oranları neredeyse yakın birbirine benzer. Umarız ki biz hücumumuzu etkili bir şekilde... Yani işte bazen İtunis'in bu gibi hiçbir şeyin işlemediği anlarda... İşte Şeymuz gibi ya da kenardan. Başka bir oyuncuyla beraber oyun ritmini değiştirecek, rakibi baskı yapıp kötü atışa zorlayacak etkisiz oyuncuya bırakacak. İhtiyacı vardı. O maçlara biraz Şeymuz oynadı ama tabii biten maça girdiği için de çok fazla etkili olduğu söylenemez. Evet. Yani Fenerbahçe Beko'nun işte kaptan zaten hani oyun içindeki eksiklikleri anlattı. Yani kısa savunmasını çok kötü yapmamız, her pozisyonda geçirmemiz. Maçı Antetokounmpo ile başlamamız mesela Motley'i belki o tribünlere coşturmamak için bizim klasik halimizle başlayıp savunmayı belki daha oturtabilirdik baştan. Rakibi çok çabuk havaya soktuk ama benim en çok şaşırdığım ikinci yarının başı oldu. Yani soyunma odasına geride gidiyorsunuz, farklı geride gidiyorsunuz. İkinci yarıda Fenerbahçe'den böyle bir şey bekliyorsunuz. Hani gözlerden ateş çıksın, böyle çıksın sahaya saldırsın. Rakip bizden çok daha ateşli çıktı. Özellikle sakatlık olduktan sonra Amerikalı oyuncu... Aynen, Evan sakatlandı. Sakatlayıp aşil tendonundan sakatlandıktan sonra acayip bir birliktelik oluştu İnanılmazdı. Mesela. İnanılmazdı. Yani, 75 sayı bu arada, özür dilerim. 75 sayısı Žalgiris Kaunas'ın Litvanyalı oyunculardan geldi. Şimdi en önemli skorunu daha 2. dakikada kaybeden bir Žalgiris'ten maç boyunca... müthiş bir hücum performansı geldi mesela. Evet. Gerçekten öyle. Ve yani çok üzücü bir sakatlık o da. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi rakip Žalgiris ikinci yarıya Fenerbahçe'nin böyle daha hırslı başlayacağına bizden daha çok inanmıştı. Doğru. Yani onlar hani ona gardlarını almış şekilde çıktı. İşte Fenerbahçe bize saldıracak şimdi hemen işte bir tedbir alalım. Yok öyle bir şey. Fenerbahçe Beko yine aynı seviyede. Çok fazla böyle mücadele etmeden kaybetti. Beni en çok rahatsız eden buydu. Doğru. Ha bundan sonra bunun nedeni ne olabilir? Bunu da şey yapalım. Belki sezon başında işte çok erken lider işte haftalarda ne dedik? Fenerbahçe kaybediyor, hala lideriz. Kaybediyor, hala lideriz. Kaybediyor, hala lideriz. Ama yani takım kötü oynuyor. Şimdi oyuncular belki bunun bir hani gel gitleri yaşadı o bölümde. Ama hafta sonu mesela bir Daşka maçı oynandı. Daşka maçında ilk kez ben Fenerbahçe 2 aydır iyi böyle bir motive, savunmaya... daha konsantre gördüm. Kalates ve Hayes iyi oynadı. Şimdi bu ikisi gerçekten çok çok önemli. Kalates ve Hayes iyi oynayınca bir anda oyun çözüldü. Fenerbahçe Beko'dan Panathinaikos deplasmanında da benzer bir oyun bekliyorum. Yani mutlaka rakibi coşturmadan önlem alması lazım. Çünkü rakip coştuğu zaman geçmiş olsun. Panathinaikos'ta da çünkü bireysel anlamda çok yetenekli isimler var ama onların düzeni dağınık. Yani onlara karşı da baştan bir dişinizi gösterirseniz, gücünüzü gösterirseniz bu kez Bacon her şeyi tek başına çözmeye çalışıyor. İşte uzunlardan işte Derek Williams belki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başka oyuncu işin içine giremiyor. Dolayısıyla biz onları havaya sokmadan işi bitirmek zorundayız. Umarım bunu başarırız ki ben güç olarak da Fenerbahçe Beko'nun bunu başarabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani hangi Fenerbahçe Beko sahaya çıkacak bunu da merak ediyorum. Žalgiris deplasmanındaki o yumuşak takım mı yoksa bizim bildiğimiz işte savunmayı öncelikli alan takım mı? Bu takım şunu anlamış olması lazım. Bu takım öyle çok büyük yıldızlar falan filan öyle bir takım değil. Sezon başında işte Final Four'muş, şampiyonlukmuş bu kadar kolay da değil. Bu takım savaşmadan hiçbir şey yapamaz. Savaşacak. Savunmayla başlayacak iş. Onu yaparsa Fenerbahçe Beko kıymetli takım yoksa maalesef kötü bir takım. Şimdi, tabii ki savaşmak çok şey bir kelime. Yani savaşıp mücadele edeceksin ama Fenerbahçe Beko'nun kazanırken nasıl kazandığını iyi analiz etmesi lazım.
Evet, diğer takımlar belki hazır değildi. Bayern Münih galibiyeti çok değerli deplasmanda ki şu andaki Bayern Münih'le oynamayı, deplasmanla oynamayı hiç tercih etmezdim ben. O günkü şartlarda Fenerbahçe rakipler hazır değildi ama Fenerbahçe'de yüzüne yakın bir performans sergiliyordu. Mücadele anlamında sahadaki herkes performansının zirvesini zorluyordu. Yani Wilbekin olsun, Kalates, Nigel Hayes, Motley. Şimdi oyuncuların şunu bilmesi lazım. Bu takım, Ümit de dedi, büyük yıldızlardan kurulu bir takım değil. Ama parçalar doğru işlediği zaman, herkes görevini eksiksiz yaptığı zaman herkesi yenebilecek de bir takım. Doğru. Dolayısıyla her çıktığı maçta bu düşünceyle oynaması lazım. Biz nasıl bu maçı kazanırız? Wilbekin çıkar atar, Kalates bir tane asist yapar. Biraz öyleydi bu. Öyle kazanamazsınız. Evet. Yani Fenerbahçe öyle kazanamaz. Efes kazanır. Efes bütün maçı ikinci vites oynar. Üçe atar, maçı kazanır. Asfer maçında olduğu gibi biraz sonra konuşacağız. Ama Fenerbahçe öyle bir takım değil. Çünkü Fenerbahçe atarak kazanacak bir takım değil. Fenerbahçe mücadele ederek, sonuna kadar savaşarak, hücumlara doğruları yaparak, herkesin haddini bilerek, görevini tamamıyla yaparak kazanabileceği bir takım. Çok doğru. Çok çok doğru. Ama bu Panathinaikos deplasmanı. Şöyle de söyleyeyim. Yani bu lig belki de EuroLeague tarihindeki en çekişmeli lig olarak söyleyebiliriz herhalde. Bu arada kesinlikle. Herkes herkesi yeniyor. Deplasman, yani ev sahibi fark etmiyor. Artık her sayının önemi var. Ya. Her maçın değil, her sayının artık önemi var. İşte biraz önce puan tablosunda da gördük. Yani birinci ile 13. arasındaki makas çok dar. Ya yani iki tane üstte yani çift maç haftasında iki galibiyet seni lider yapabilir. İki mağlubiyette bir anda playoff'un dışına atabilir. Dolayısıyla bunun da bilincinde olmak lazım. Artık ikinci yarı başlıyor. Evet. Kritik bir dönemece giriyoruz. Çok. İki takımımız için de artık hatanın minimum yapılması gereken haftalar başlıyor. Ya bu arada inanılmaz bir sezon gerçekten. Evet. Ya bakıldığında her maç bu arada inanılmaz keyif veriyor ve sürprizlerle dolu. Alba Berlin'den bahsettik. Müthiş maçlar oldu ya. Alba Berlin, Baskonya mesela. Evet, Baskonya. Partizan Monaco maçı. Partizan Monaco maçı. Hatta şimdi ona geleceğim. Salının ilk maçı olan Monaco Olympiakos maçı. Şimdi Olympiakos kendi evinde çıkışta olan, gerçi o da son 2-3 haftada çıkışta olan Olimpia Milano'yu yendi. Monaco'da deplasmanda Partizan'ı kaybetti. Şimdi Monaco Olympiakos maçı Ümit Avcı ile başlamak istiyorum. Ya Monaco kaybetti ama mesela son periyoda kadar kafa kafaya giden bir oyun. İki takım da kazanabilir dediğimiz bir oyun ama son periyotta olağanüstü bir Partizan baskısı. Altıncı adam devreye girdi bence orada. Yani müthiş bir performans. Taraftar coşturdu, oyuncular acayip böyle ateşlendi, herkes potaya gidiyor. Yani müthiş bir takım haline döndüler ki Monaco da biraz şaşırdı o baskı karşısında. Ki Mike James işte hani bir şeyler yapmaya çalıştı, yetmedi. Şimdi yani Monaco'nun mutlaka evinde bir reaksiyon vermesi bekleniyor bu maçta. Monaco her ne kadar Partizan maçının son çeyreğinde aksini gösterse de çok iyi bir hücum takımı. Bu değişmez. Olympiakos da bu sene son yıllara baktığımızda Olympiakos'un en tempolu olduğu takım. Yani onlarda da işte Vezenkov'un tekrar olaya katılması, kısaların sürekli rakibi tehdit etmesi. Ya ben tempolu bir maç bekliyorum. Onun için taraf bahsi çok zor bence bu maçta. Ben yüksek skor bekliyorum. Evet, kimin kazanacağını ben tahmin şey, etmek evet. Çok zor. Monaco kendi evinde artık galibiyet alması gereken bir dönemde. Olympiakos da ne yaptığını bilen bir takım. Evet, zaman zaman dağılabiliyorlar ama ben de yüksek skorlu maç olacağını düşünüyorum. Biraz önce Fenerbahçe maçında şey yaptım. Şimdi bütün takımlar artık çemberi atak etmesini, agresif oynamasını, oynamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu mesela Žalgiris %65 ile oynadı ikilik yüzdelerde. 56 sayı atmış. Yani şimdi Partizan'a bakıyorsun. Her pozisyon çembere giden bir Partizan. Müthişti ya. Yani, basketbolun artık temeli birebir. Ya birebir de yenilmeyen, birebir de topun karşısında kalan takımlar kazanıyor. Evet. Zaten Željko Obradović maç öncesinde Mike James soruldu klasik olarak Željko Obradović'e dedi ki
Yani Mike James önemli değil ki. Onların hücumlarındaki etkili adamlar önemli. Tek bir oyuncuya biz konsantre değiliz. Biz yani totalinde sahadaki 5'e, Monaco 5'ine konsantreyiz diye bir açıklama yaptık ki gerçekten öyle oldu. Yani artık ve bence sürpriz oyuncular da artık su üstüne çıkmaya başladı bu dönem, bu sezon. Yani sezon bu döneminde. Doğru. Euroleague'de. Şimdi diğer, inanın bu hafta gerçekten maçlar çok iyi. İkinci maç, salının ikinci maçı. Kızılyıldız Real Madrid. Vallahi ben geçen hafta Kızılyıldız haftanın takımı bence. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. İki tane gardından yoksun. Bir dönemde tartışmalı. Hani Campazzo işte oynamazsa Valencia alığı gözüyle bakıyordum ben maça. Ben İbrahim Kutlay'ın ama buradaki düşüncesini merak ediyorum. Campazzo oynamalı mı, oynamamalı mı? Çoğu ya kişi oynamamalı diyor mesela. Çünkü NBA, Euroleague artık bunu yani bir herkes, her oyuncu bence biraz bilsin bu kuralları diye. Şöyle, ben de o aynı kanaatteyim. Yani bir oyuncu mağdur olmayacak diye kuralları çiğnerseniz o zaman oraya bir daha kural koyamazsınız. Aynen, evet, Campazzo tabii ki değerli bir oyuncu. Göz zevki veren, oynadığı zaman keyif veren, izlemesi zevk veren bir oyuncu. Kızılyıldız bunu alırken ya da menajerlik şirkete Kızılyıldız'a anlaşırken bu problemleri bilmiyor muydu? Bilmemez olur mu? Yani Kızılyıldız'ın bu tabii paranın ki nereden geldiği tartışılırken, bu kadar para harcanırken bunu boşsa yapmadığını da bilemeyecek kadar herhalde Avrupa basketbol camiasına uzak insanlar yok. Sırbistan bu arada. Yani herkes çok farklı şeyler konuşuyor. Şimdi menajerlik firması geçen gün bir açıklama yapmış. Kızılyıldız takımı da işte tişörtle çıkıyor. Rifaku diye. Yani tamam, oyuncu mağdur olabilir de oyuncunun mağduriyetini yaratacak etkenler çok ortadayken sen bu oyuncuyu Kızılyıldız'a veriyorsan oynamayınca da niye oynamıyor diyemezsin şimdi. Oyuncunun mağduriyetini, burada Campazzo'nun mağduriyetine gidersen belki onlarca oyuncunun mağduriyetine neden oluyor. Tabii artık Kızılyıldız'a burada oyuncunun mağduriyetini engel olalım derken Kızılyıldız'ın da bundan karlı çıkmasına neden oluyorsun. O zaman diğer takımlar da aynı şey yapman lazım. Evet. Yani orada tabii şeyler de var. Hukuki boşluklar da var. Onları da doğru değerlendirmek lazım. Yani Barcelona'da borcu var, Real Madrid'de borcu var ama onlar farklı şekilde bunu kapatabiliyorlar. Yani basketboldan çünkü geri gider dengesini eşitlemek çok zor. Evet. Maalesef ama o tişörtler birazcık da şov şeyi de oldu yani. Yani şov etkisi de oldu. Bence iyi de oldu. Çünkü iki sayıyla Valencia'yı ama bundan bağımsız olarak da gerçekten geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldılar. Yani burada bence yani Duško Ivanović'i tebrik etmek lazım. Bu kısıtlı kadroyla oyun kurucusu olmadan zor bir deplasmanda maç kazandı. Şimdi kendi evlerinde Real Madrid'de oynuyorlar. Tabii orada farklı çekişmeler de var şimdi. Real Madrid'in de bu Campazzo konusunda bir parmağı olduğu aşikar. Dolayısıyla enteresan bir maç olacak. Hani tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü Kızılyıldız da çok mücadele eden bir takım. Yani asla mücadeleyi bırakmayan, her topa saldıran, her top için yere atlayan bir ekip. Yani, hangi taraftan? Ben Real diyorum. Real mi? Ben de Real diyorum. Ben de Real diyorum. Ya geçen hafta gerçekten olağanüstü iş yaptılar. Kaptan da söyledi. Ama şimdi Petrušev haftanın zaten MVP'si oldu. Şimdi Petrušev'in karşısında bu kez çok zengin bir uzun rotasyon olacak. Bir de oyun kurucu pozisyonunda işte sıkıntıda olduklarını düşünürsek ben Real Madrid deplasmanı kazanıyorum. Bence de kazanmaya yakın ama şöyle bir durum var. Şimdi Real, evet, uzun rotasyonda zengin bir takım ama o uzunları da kısalarını oynattığını düşünürsek o tarafta da biraz eksik sıkıntıları var. Eksik demeyelim de hani yaratıcılık sıkıntısı var. Ama Kızılyıldız da çok ısıran bir takım. Yani hiç nefes aldırmadan baskı yapan, çünkü başka çareleri yok kazanmak için şu şeyde eksik kadro içerisinde. Fenerbahçe Beko'nun olması gerektiği gibi aslında. Ama bu bir karakter Ümit. Yani şimdi bu bir kulüp karakteri, kulüp kültürü, yerel ülke kültürü artı o oyuncuların, ne kadar, yani aç oyuncular çoğu. Şimdi Kızılyıldız'da oynayan oyuncularla Fenerbahçe'deki oyuncuların kariyeri ya da aldıkları kazançları, maaşları bir tuttuğun zaman Kızılyıldız'daki her oyuncu önümüzdeki sene farklı bir kulüpte Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Dolayısıyla
onların olaya bakış açısı daha farklı oluyor. Tabii ki ben hiçbir zaman sporda kontrata bakmaksızın konuşmayı tercih ederim. Yani sonuçta sahaya çıkan her oyuncu benim için eşit. Evet, yani onu bir kenara bırakıyorsun. Bankadaki paran sahada oynamıyor sonuçta. Sen oynuyorsun. O yüzden de işte onu yenmek için en az ona kadar mücadele etmen gerekiyor. O zaman yetenek ön plana çıkıyor. Doğru. Mücadele yönünü ön plana çıkardıysan yeteneğin yener yeri geldiğinde. Ama işte o mantığı da oynamak lazım. Real Madrid kazanır görüşündeyim ama kolay olmayacak. Kolay olmayacaktır. Hiç kolay olmayacak. Bir diğer maç. Alba Berlin, Olimpia Milano maçı. Olimpia Milano geçtiğimiz hafta Olympiakos Atina deplasmanında yenildi. Alba Berlin de Baskonya'yı yendi. Ligin en flash takımını yendi yani. Yani ligin en flash ve bence en beklenmedik. Bahis anlamında da aynı şekilde bence Ümit abi. Geçen hafta da bunu. Orada ben rahattım, üst demiştim. Evet, doğru, sen hiç yorum yapmadan üst dedin. Ki öyle çıktı. Bu maç hakkındaki Alba Berlin Olimpia Milano karşılaşması hakkındaki düşünceleriniz ve hangi taraf kazanır? Sizden dinleyelim. Ya Alba hafta sonu da Bayern Münih'i yendi. Evet. Ligde. Evet. Yani Lisa'yı yendi. Ama deplasmanda yendi. Şimdi Alba'nın bu tekrar toparlanma sürecinin girdiğini gösteriyor ki son iki maçı da işte sen de hatırlattın az önce. Son iki maçı Euroleague'de kazandı. Dolayısıyla evinde Milano galibiyeti de onlar için önemli olacaktı ki deplasmanda da kazandılar. Hani ilk maçta Milano'yu yenmişlerdi ama Milano'da o çıkışı bence devam ettirmeye çalışacaktı. Her ne kadar işte son maçında Olympiakos deplasmanında hücumda çok aksamış olsa da son dönemde iyi hücum ettiklerini düşünüyorum. Yine tempolu bir maç olacak diye düşünüyorum. Yani Alba'nın istediği tempoda gidecekleri maç ama Milano bence bir adım önde gibi gözüküyor. Evet. Yani Alba'nın son dönemdeki çıkışını göz önünde bulundurursak bir önceki hafta deplasmanda kazandı. Bu hafta evde kazandı. Hafta sonu Bayern deplasmanda yendi. Daha geçmiş haftalara oranla daha iyi basketbol oynuyorlar. Daha akıcı oynuyorlar. Özgüven geldi biraz daha. Geri aldılar özgüvenlerini. Ben Alba Berlin diyorum. Alba Berlin. Ben çok kararsızım yani. Bu çok zor. Yani sürpriz Alba Berlin sürpriz burada. Sürpriz Alba Berlin, evet. Milano tabii ki kazanabilir. Ama bu sefer ben sürpriz oynayayım. Bir başka yine çok iyi maç. Bayern Münih, Baskonya. Bayern Münih. En zor maç bu bence. Evet, bu arada ona baktım. Yok, bir tane daha geliyor en zor. Bir tane daha geliyor en zor. Şimdiye kadar kadar ki en zor olabilir. Panathinaikos'u yenmişti. Bayern Münih, Baskonya'da Alba Berlin'e yenildi. Ya bu zor. Burada... Sözü sizlere bırakıyorum. Baskonya'da hafta sonu Valencia'ya yendi dün akşam. Evet. Yani hakikaten kolay değil. Yine çok iyi hücum etti. Evet. İyi hücum etti. Marcus yani bence gerçekten Marcus çok, nokta çok diyelim. Ya ben yine benim kurtuluşum biliyorsunuz yüksek skor. Yüksek. Barcelona'da çünkü Bayern Münih üst diyorum. Çünkü Bayern Münih hani bu seneki yapısı geçen senelerden çok farklı. Sonra Bayern Münih buraya geliyor Perşembe akşamı için. Bayern Münih şeye girdi yani... O ritmi kazandı. Sezon başındaki hallerinden çok daha farklı bir konumdalar şu anda. Daha bilerek oynuyorlar. Set düzenleri daha oturmuş. Oturdu. Skinlerin pik alışverişleri, timingler, spacing. Yani bunlar yavaş yavaş şeye girdi, ritme girdi. O yüzden de düzen basketbolunu iyi oynuyorlar. Çaylaklar alıştı yani oyuna aslında. Alıştı. Yani birbirlerini tanıdılar en azından. Şimdi çok farklı Avrupa basketbolu. Zaten dar bir sahada oynuyorsun. O skinlere zamanında gitmediğin zaman devrimeler yerine ve zamanında olmazsa bütün oyun düzenleri değişiyor. Zaten artık yani Avrupa'daki bütün koçlar o yarı saha basketboluna çok önem veriyorlar. Dolayısıyla hani o kaostan uzak işte Trinkieri, Tudis, Messina, yani hangi koç sayarsan say, birçoğu o yarı sahadaki basketbola çok önem veriyorlar. Dolayısıyla bu da zaman alıyor tabii ki. Tamamıyla takımın buna adapte olması. Bayern Münih de o kıvama geldi. Ama Baskonya tabii çok zor bir ekip. Kazanan tahmininden ziyade ben de yüksek üst diyelim. Ve salının son maçı Virtus Bologna, Žalgiris Kaunas. Virtus Bologna
Geçtiğimiz hafta Barcelona'yı yendi. Jagis Kaunas'ta Fenerbahçe Beko'yu yendi. Yani Virus Polonya tabii kendi evinde oynuyor. Bunun da altını çizelim. Jagis Kaunas deplasmana geliyor. Yani Virtus enteresan bir takım. Çok enteresan bir takım. Hani çok zor maç kazandılar onlar da. Belki hani Kızılyıldız'la beraber haftanın takımıydı deplasman galibiyeti olarak. Ama nedense bana hani çok güven veren bir takım değil. Yani ne yapacağını kestirmek çok kolay değil. Elbette kendi ellerinde favoriler ama Žalgiris de hani Fenerbahçe'ye karşı oynadığı basketbol etkileyici ama Hayes olmadan o skor limitleri ne kadar zorlayabilirler oradan da şüphelerim var. Bologna diyeceğim ama çok da güvenemedim yani. Ama her hafta zaten bir Bologna derken bir güvensizlik oluyor. Var, evet. O bir Olimpia Milano bir Bologna. İtalyanlarda evet. İşte o gerçekten ne oynadıkları öyle. Çok şey olmuyor yani. Evet. Ama ben de Bologna tarafındayım bu maçta çünkü Žalgiris'te şimdi yeni oyuncular katıldı. İşte o düzen kurmaktan bahsettin az önce. Şimdi onları da tekrardan takıma adapte etme çabası olacak. Dolayısıyla hani hem gardın hem dört numaran yenileniyor. Ben Virtus ama diyorum. Ama yani hakikaten Žalgiris'i de izlemek keyifli. Keyifli mi? Çok ya, keyifli. Zaten en çok keyif aldığım şey o mücadele kısmı. Evet. Ve çarşamba gününe başlarken tabii ki yani ilk maç olmayan ama bizler adına çok önemli bir maç olan Valencia-Anadolu Efes karşılaşması. Önce bir bence Anadolu Efes'in Asfer karşılaşmasını ve galibiyetini konuşalım. Çok kolay olan bir karşılaşma olmadan Anadolu Efes adına neler söylemek istersiniz? Ümit Avcı ile başlayalım. Ya çok kolay olmadı çünkü işte zaten sakat yani yorgun takım. Yani bunu hafta sonu bir kez daha gördük. Takım gerçekten yorgun. Bir de üzerine işte Clyburn'un sakatlığı çok etkiledi. Clyburn ilk saha içi basketin 37. dakikada attı. Misic sakat oynuyor. İşte orada Boboa gerçekten iyi iş yaptı. Bryant bence çok iyi, önemli işler yaptı o maçta. Ama Anadolu Efes işte yine uzunluğu bulmakta zorlandı. Yani Plyce'la başladı, Zizic'i denedi, en son Dunson'u denedi. Üçünden de istediği verimi de alamadı bu maçta. Asfel'de yani uyuta uyuta gidiyordu maç. Tam onların istediği gibi bir tempoda geçti. Ama ne zaman ki işte yıldız farkı diyeceğim. Az önce sen söyledin ya işte hani bütün maç bekleyebilirsin ama bir anda tam Efes böyle bir vites yükseltiyor. Misic ile Clyburn işin içine bir giriyor. Hop bir bakıyorsun maçı almışsın. Ama Ümit abi bence Rodrick Boboa'nın altını yani ayrı bir şekilde çizmek lazım. Rodrick Boboa olmadığı bir senaryodan dolayı Efes'i ben bu kadar iyi bir şekilde sonlarını da getireceğini düşünmüyorum yıldızlarıyla. Şimdi tabii ki Efes'i konuşurken bir kere şu şartlar altında Euroleague'e baktığın zaman diğer takımlardan ayrıştıran müthiş bir hücum potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ne Real Madrid'de, ne Olympiakos'ta, ne Barcelona'da, ne Milano'da olan bir özellik. Ne Monaco'da. Yani Final Four'a gidecek aday takımları da arasından söylüyorum. O bakımdan da Anadolu Efes hücum edebildiği, sağlıklı olduğu ve düzenlerin oturduğu, özgüvenin tam olduğu bir ortamda her takımı çok rahatlıkla yenebileceği inancı var takımda. Yani Asvel maçı 3,5 çeyrek geride götürdüğü, çok kötü oynadığı, işte sakatlıklardan dolayı, farklı faktörlerden, yorgunluktan dolayı Asvel'in bütün maçı önde götürdüğü maçı Misic'in son periyot performansı, Clyburn'un son 3,5 dakikalık performansıyla kazanmayı bildi. Ya bu gibi maçlarda tabii ki iyi, çok iyi basketbol oynamak güzel olabilir ama kötü oynadığın günde bu maçları kazanmak galibiyet adına ve yukarıların hedeflenmesi açısından çok önemliydi. Zaten yayının başında da söylediğim gibi Anadolu Efes bu gibi maçları bazen 2-3. viteste oynayıp 4'e attığı zaman çok rahat kazanabiliyor. O potansiyeli var. Bu da çok büyük lüks tabii ki. Çünkü Clyburn, Misic, Boboa, daha Larkin yok. Şimdi Singleton hamlesi geldi. Singleton eğer sağlıklı formda gelirse çok şey fark ettirir. Çok. Yani ama hani 6 aydır, kaç ay 6 ay belki daha fazla Mayıs ayından beri 8 aydır basketbol oynamayan birinin hangi form düzeyinde geleceğini merak ediyorum.
Ama yine de forma girmek için eğer kendine iyi baktıysa, bireysel antrenman yaptıysa yani bir aylık bir süreç içerisinde, 3-4 haftalık süreç içerisinde hem maç oynayarak hem antrenman yaparak eski formuna ulaşabilir diye düşünüyorum. Çünkü yaşı da 33-34 oldu herhalde. 33'e yakın. Evet, 33 galiba. Kolay değil forma girmesi ama mutlaka ergen tamında bir bildiği vardır. Yani getirdiğine göre. Eğer iyi dönerse çok şey fark ettirir. Çünkü sadece 4 numarada değil, bence Anadolu Efes'in sezon başından beri aksayan 5 numarasından da çok önemli dakikalar alacaktır. Yani şey, Zizic sezon başında oynadığı birkaç maç ama ondan sonra gerçekten savunmada büyük dezavantajı oldu Efes için. Bu maçta da oynadığı dönemlerde hep oraya atak etti. Asfer 2-3 tane hatta boş çembere rahat gittikleri turnike de var. Hem oradan süre alacaktır hem 4 numaradan alacaktır. Dolayısıyla önemli bir hamle Efes adına. Tabii ki Clyburn'un bu yani ilk 3 çeyrekteki gibi olması hücumu çok kısıtlıyor. Eğer Clyburn sağlıklı olduğu zaman Larkin'e döndükten sonra Efes'in tek çözmesi gereken sorun o dörtlü sahadayken o top paylaşımını ya da o düzeni nasıl kuracağı. Yani sadece rakipler değil, Ergin Ataman da bunun için kafa yoruyordur. Ama şu anda liderden sadece 3 galibiyet uzakta bir Efes. Playoff için yarışan bir Efes. Yarışan bir Efes. Hatta yani bu çift maç haftaları arkasından işte seri galibiyetlerle zirveye bile çıkabilecek potansiyeli var. O yüzden yani şu anda kafalarında zaten bence 1-2-3-4 tabii ki sağ avantajı var ama bence playoff'ta olmak onlar için yeterli gözüyle bakıyorlar. Evet. Burada kötü haber, Clyburn Telekom maçının sonunda omzunu tutup kenara geldi. Yani o çıkmak istedi ve omzuna direkt orada işte buzlar sarıldı, sargı yapıldı. Hani bu sıkıntılı bir haber. İnşallah iyi bir şey, yani iki gün içinde toparlayıp kendisini bu deplasmanda iyi hale gelmiş olsun. İki İspanya deplasmanı o zaman. Evet, Valencia, Barcelona. Şimdi Valencia bir kere çok tempolu oynayan bir takım. Yani yorgun ve genelde tempoyu düşük tutmaya çalışan, o yıldızlarıyla, yarı saha basketboluyla var olmaya çalışan bir Efes bu tempoya ne kadar cevap verecek? İlk maçta kendi evinde yenilmişti Valencia'ya. Nasıl yenmişti Valencia bizi? Çembere atak ettiler. Her boşluğu hiç düşünmeden kullandılar. Ve tempoyu arttırmaya çalıştılar. Momentumu ellerinden bırakmadılar ki. Dolayısıyla kendi evlerinde yine böyle oynamaya çalışacaklar. Evet, kötü bir mağlubiyet aldılar geçen hafta kendi evlerinde. Şimdi onun şeyini almaya gerekiyor. Revanş. Revanşıyla o özgüveni tekrar almak istiyorlar. Bence Anadolu Efes maçı da onlar için bir fırsat. Ama ve kendi işte evlerinde. Ne kadar sağlıklı olacak Clyburn? Larkin var mı, yok mu? Larkin gidecek ama durumu orada belli olacak. Şeyde, Telekom da aynı şekilde oynadı mesela. Efes'in artık yorgunluğu çok göze battığı için mesela Telekom da sürekli çembere atak etti. Tempoyu sürekli yükseltti. Yani savunma yaptı, ribaundu aldı. Tempo üstüne tempo. Zaten Efes'i öyle yenebiliyorsun. Yani Efes'te son periyotta zaten artık işte hem gitti. Hem tempo yapıyorsun, hem fiziksel oynamak zorundasın, hem de hücum ribaundlarını zorluyorsun. Bunları yapan takımlar hep Efes'e karşı kazanmak için şanslı oluyorlar. Onun için Singleton gerçekten ilaç olabilir. Singleton, Ergün Hoca'dan Singleton hamlesi gelirse bu maça atarsa da şaşırmam. Ben de hiç şaşırmam. Ama hazır değilse ya sakatlanır. Şöyle, fiziksel anlamda hazır açıklaması yaptı. Yani fiziksel anlamda kendisine işte bireysel antrenmanları çok yapmış, takım antrenmanı yapmamış. İnşallah iyi durumda yani, diyelim. Aynı değildi o. Böyle yeni basketbol, parçalar vardı. Basketbol kortu da oynamakla bireysel antrenman yapmak çok farklı şeyler. Yani her oyuncu bireysel antrenman yaparak kendini hazır hisseder ama o sahaya girdiğinde işler öyle sanıldığı gibi kolay olmuyor. Diye, hani hatırlarsanız Galatasaray'ın başındayken işte Endok transfer gelmiş, Chuck Davis gelmiş bir anda hop sahaya atıyordu. Yani hocadan öyle bir hamle gelirse şaşırmam yine. Üst mü diyoruz peki? Ya yüksek skor bekliyorum ama gönlüm Valencia'nın çok yüksek skorla ulaşmaması, Anadolu Efes'in biraz savunma yapabilmesi. Yani ve favori bu arada. Favori hani ya yine Efes diyorum ben. Ben de Efes diyorum.
Ben de sizi dinliyorum. Ona göre... Sen de. Ama pek güvenli değiliz ama içimizde. Öyle bir ona göre evet, ben sadece diliyorum ve sizi dinliyorum. Çarşamba günü umarım güzel adına. Çok bilinmeyen var çünkü. Maalesef. Larkin'in doğumu belli değil. Clyburn'un doğumu belli değil. Singleton oynayacak mı, nasıl işte, oynayacak? Miss işte sakat evet. Sakat oynuyor hala. Valla işler Bobo'a ile Amat'a kalabilir. Brandt de çok iyi. Son maç dediğim gibi çok iyi oynadı. İnşallah devam eder. Evet. Ve çarşambanın şimdi ilk karşılaşmasına geçiyorum. Asvel Barcelona. Yorgun bir Asvel olacağını düşünmüyorum bu arada kendi evinde Barcelona'ya karşı. Çünkü gayet iyi gözüküyorlardı. Barcelona'da biraz da bir mental olarak düşüş fakat bir reaksiyon gösterme sürecine girdiğini düşünüyorum. Çünkü ilk maç Asvel'le Fransa'da, sonrasında kendi evlerinde Anadolu Efes'le. Ya Asvel enteresan bir takım. Yani geçen hafta oynadıkları basketbol özellikle rotasyondan gelen oyunculara çok etkileyiciydi. Ama tabii ki Anadolu Efes galibiyeti kazanırken bir teşekkür de TJ Parker'a yapmak lazım. Aynen herhalde. Öyle. Yani 3 tane oyun kurucusunu kenarda oturtup maçın sonunda o soğuk oyuncuları sahaya sürüp galibiyet beklemesi çok anlaşılır gibi değildi. Yani orada bence yapması gereken belki de bu oyunculara devam etmekti. Ya da biraz daha erken öbür oyunculara sokmaktı. Ama iyi ki öyle yapmış. Teşekkür ederiz. Farklı bir takım. Yani o şeyinden sezon başından biraz daha uzak. Çok atlet bir kere. Yani o Pons özellikle. Pons müthiş atlet bir oyuncu. Ve müthiş. Savunmada her gardın karşısında kalabiliyor. Yenilmiyor. Acayip yukarıdan rebound alıyor. Nando da Türkiye'yi seviyor. ama hani çok Barcelona'ya karşı bilemiyorum. Barcelona'da deplasmanlarda daha farklı oynayabiliyor. İşte iki hafta önce deplasmanda zor bir galibiyet aldı. Barcelona diyorum ben. Ben de Barcelona diyorum. Ya Asvel bir de pazartesi akşamı da lig maçına çıkıyor sonuçta Metropolitan. Onunla karşı oynadıktan sonra bu maça çıkacak. Barcelona çok sert takım. Metropolitan'da burada Wemby var. Hani önümüzdeki evet, sene. Zaten herkesin dikkatle evet. izleyeceği bir oyuncu. Ama şey, fiziksel maça dönerse Barcelona bence zorlanmadan kazanır. Evet. Ve son maç, Maccabi Partizan maçı. Bu da güzel olacak. Güzel maç. Yani. Ama çok zor olacağını düşünmüyorum ben Partizan adına. Partizan mı kazanır diyorsun? Ben vallahi kolay olacağını ben tam tersi düşünmüyorum. Öyle mi? Ama Altan kazanır diyor. Ben Partizan kazanır diyorum. Üst diyebiliyor muyum? Ben de. Tamam, üst diyorum. Ben de üst diyorum. Tam bir tempo maçı yani. Şimdi Maccabi'nin de ne yapacağını bilemiyorsun. Yani çok farklı bir takım. Çok bazen çok limitlerini zorlayarak oynuyorlar. Bazen kabus gibi oynuyorlar. Yani şimdi Obradović Partizan'da kazanarak geliyor. Evet, onlar için de yenmek büyük bir şey olacaktır. Hani motivasyon kaynağı. Maccabi'ye yakın üst diyorum ben. Biraz sürprizli olsun. Oo, bu son maç güzel oldu. Evet. Ben de yani özellikle Partizan tarafının yüksek skoru, deplasman yüksek skoru ama taraf bahsine hiç girmiyorum. Peki. Çarşamba gece bu maçtan sonra artık bizim Euroleague Nesne grubundan birbirimize düşüncelerimizi söyleriz. Ağzınıza sağlık. Çift maç haftasına girdik. Güzel İnşallah. Güzel. Takımlarımız için güzel bir hafta olur. Evet, bol galibiyetli ve az sakatlanmacalı. Çünkü sakatlık gerçekten çok kötü bir şey. O Jalgiris Kaunas maçını izlerken o 57. saniyeden sonra insanın içi buruk izliyor. Çünkü aşil tendonunu bence bir arkaya bakmasında öyle oluyormuş bu arada, ben bilmiyorum. Yani ya ben de yaşamadım çok şükür ama doktorlar yaşayan söylüyor. Arkadaşlarım maçın içinde rakibin sakatlıklarını görünce yani hissetmiyorsun ne olduğunu ama bir anda bir sesle beraber ya o sesi duyuyorsun ya. Ben en çok şeyde yaşamıştım onu. Engin Atsu'nun milli takımda. Yani gözümüz önünde çok yakındık. O sesi duyduk yani gerçekten. Ya o korkutucu oluyormuş. Zaten çok korkutucu ama iyiyim şekilde. Bir sporcu için gerçekten talihsiz ve rehabilitasyon dönemi zor bir sakatlık. Evet. Uzun süren bir sakatlık. Döndükten sonra da mental olarak da hem hazır. Mental hem fiziksel olarak da aynı tempoyu yakalamanın çok zor olduğu bir sakatlık. Evet. Ağzınıza sağlık. Güzel bir hafta olsun bizler adına. Zaten haftaya pazartesi günü tekrardan burada görüşüyoruz. Sevgili Nesne TV izleyenleri, haftaya tekrardan Euroleague özelde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.